Bugün merhaba çocuk. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle hayat bilgisi soru bankasında hayat bilgisi test 16'dan başlayacağız. Evet, büyütelim. Bugün biraz hızlı çözeceğiz. Evet, bir soruda diyor ki test 16'dayız. Hayat bilgisi sağlıklı hayat ünitesinde. Birinci soru diyor ki Can Melisa aşağıdakilerden hangisini söylemez diyor. Can kardeşi Melisa yemek yerken uyuması gereken görgü kurallarını öğretiyor. Bakın, çatal, bıçak ve kaşık kullanmalısın. Bunu söyler. Ellerinle yemek yemelisin. Söylemez. Yiyecekleri çiğnerken ağzını kapatmalısın. Bunu da söyler. Evet, yemek yerken ellerimizle yememeliyiz. İkinci soru. Ayşe hangi numaralı karta hatalı bilgi yazmıştır? Ayşe yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarını ile ilgili bilgi kartları hazırlıyor. Yemeği hızlı hızlı yemeliyiz. Yanlış. Ağzımızı şapırdatmamalıyız. Doğru. Yemeği kendi tabağımızdan yemeliyiz. Doğru. Evet, bir numaralı tabak yanlış yazılmış olacak. Üçüncü sorudayız. Şöyle. Yukarıdaki öğrencilerden hangileri yemek yerken görgü kurallarına uymaktadır? Ağzında yemek varken konuşma hale uyuyor. Elle yemiyorum, çatal ve kaşık kullanıyorum. Buse de uyuyor. Peçete kullanmam, koluma sinerim demiş Sinan. Kesinlikle yanlış. Hale ve Buse olacak. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi yemek yerken uyuması gereken görgü kurallarındandır? Masaya yaslanarak yemek yemeliyiz. Hayır. Yemekte hoş olmayan konuları konuşmalıyız. Hayır. Yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Olacak. Beşinci soru. Buna göre hangisi görgü kurallarına uymaktadır demiş. Aslı sürahiden su içiyor. Kesinlikle yanlış. Merhaba. Birlikte sofraya oturuyor ve kalkması gerektiğinde izin istiyor. Doğru. Hatice yemek masasında otururken ayaklarını karşıdaki kişinin ayaklarına kadar uzatıyor. Hatice böyle bir şey yapılır mı? Olmaz. Evet, Mert'in yaptığı şey doğru olacak. Buna göre Emre nasıl davranmalıdır? Altıncı sorudayız. Emre yemeğinin tuzsuz olduğunu görüp tuz almak istemiştir. Ancak tuz masanın diğer ucunda bulunmaktadır. Masada tuza uzanmalıdır. Hayır. Kalkıp tuzu masanın diğer ucundan almalıdır. Tuzla yakın duran kişiden tuzu istemelidir. Evet, bu kadar basit. Yedinci soru. Sevginin Türkçesini hangisi doğru olarak tamamlamaz? Ağzımızda yemek varken konuşursak sesimizi kimse duymaz. Çiğnediklerimizi görenler için hoş olmaz. Bu doğru. Yiyecek parçaları etrafa saçılabilir. Bu da doğru. Ama bu değil. Pardon. Sekizinci soruyu yapmadık. Evet. Sekizinci soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Yemekte çatal, kaşık, bıçak, peçete kullanmakla temizlik ve görgü kurallarına uymuş oluruz. Doğru. Ağzımızda yemek varken konuşmak doğru değildir ama gülebiliriz. Hayır, yanlış. Yemeği yapana eline sağlık demek de onun emeğine saygı göstermiş oluruz. Doğru. Yanlış olan 5'lik olacak. Evet, test 17'deyiz çocuklar. Birinci soruyla devam ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Dişlerimizi haftada 3 defa fırçalamalıyız. Haftada mı? Yanlış. Ellerimizi sadece yatarken yıkamalıyız. Kesinlikle yanlış. Düzenli olarak banyo yapmalıyız olacak. İkinci soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elif ve Yağız iki iyi arkadaştır. Yağız temizliğe çok dikkat etmez. Ancak Elif temizliğe çok önem verir. Yağız'ın hastalanma riski yüksektir. Doğru, çünkü temizliğine dikkat etmiyor. Elif daha çok mikroba maruz kalır. Hayır, çünkü Elif temizliğine dikkat ediyor.
Elif daha sağlıklıdır. Evet, bu da doğru. Ama B şıkkı yanlış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor 3. soruda. Cihan'ın dişi çürüdüğü için canı acımaktadır. Cihan şekerli yiyeceklerden sonra dişlerini fırçalamamıştır. Söylenebilir. Cihan ağız temizliğine dikkat etmemiştir. Söylenebilir. Cihan 3 günde bir dişlerini fırçalamalıdır. Söylenemez. Dördüncü soru. Aşağıdaki kişiler ile yaptığı sağlık hizmeti arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi. Doktor hastalığın tanı ve tedavisini yapan kişi, evet doğru. Diş hekimi ağız ve diş sağlığıyla ilgilenen kişi, doğru. Hemşire ilaç temin ettiğimiz kişi değil, ilaç temin ettiğimiz kişi kim? Eczacı olacak. Yanlış burada. Evet, beşinci soruyla devam ediyoruz. Beşinci soruda diyor ki, öğretmenin söylediği cümleye hangi öğrenci yanlış örnek vermiştir? Öğretmen demiş ki, sadece kişisel temizlik yapmamalıyız, çevremizi de temiz tutmalıyız demiş. Doğru. Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız yani. Evet. Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız. Çöp poşetlerinin ağzını bağlayarak çöp kutusuna atmalıyız. Bu da doğru. Ama bu değil. Altıncı soru. Sağlıklı büyüme ve gelişme için yukarıdakilerden hangilerini özel göstermeli ve düzenli olarak yapmalıyız? Kesinlikle düzenli olarak spor yapmalıyız. Düzenli, dengeli beslenmeliyiz. Kişisel bakımımıza yapmalıyız ve düzenli beslenmeliyiz. Yani 1, 2, 3 ve 4'ün hepsini yerine getirmeliyiz. Evet, 7. soruda diyor ki, havası kirli ortamlarda fazla kalanların en çok hangi organı zarar görür? Bizim aldığımız nefes hangi organımızla temizleniyordu? Tabii ki akciğerler olacak çocuklar. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemşireye hastalığın teşhisi konulurken ve tedavi sırasında doktorlara yardımcı olur. Evet, doğru. Diş hekimleri ağız sağlığıyla ilgili doktorlardır. Doğru. Kan tahlili için eczaneye gitmeliyiz. Yanlış. Kan tahlili için eczaneye gitmeyiz. İlaç almak için eczaneye gideriz. 9. soru. Yukarıda verilen meslek gruplarından kaç tanesi sağlık ile ilgilidir? Hasta olduğumuzda doktorlara yardımcı olan hemşireler, dişlerimiz ağrıdığında bakan diş hekimleri, ilaç almak istediğimizde sağlığımızla ilgilenen eczaneciler, hemşire, eczacı ve diş hekimi, yani 3 tane, polis bizim sağlığımızdan ziyade güvenliğimiz ile ilgilenen birimdir çocuklar. Evet, son test 18. Diyor ki, bilge senede bir defa kime gitmektedir? Ağız ve diş sağlığını korumak için senede bir defa doktora giderim. Ağız ve diş sağlığına bakan kişi diş hekimi olacak. İkinci soru. Mesleklerle ilgili verilen bilgilerde hangileri doğrudur? Meslekler belli bir eğitim alınarak edinilir. Doğru. Dürüstçe yapılan her iş ve meslek aynı derecede saygındır. Doğru. Bazı iş ve meslekler gereksizdir. Yanlış. Severek yapılan iş ve mesleklerde daha başarılı olunur. Evet, doğru. Yani 1 doğru, 2 doğru ve 4 doğru. 5 şıklı olacak. 3. soruya geliyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler hem daha sağlıklı, lezzetli hem daha sağlıklıdır. Evet, doğru. Doğal olarak yetiştirilen sebze ve meyveler daha lezzetli olurlar. Doğru. Mevsiminde alınan meyve ve sebzeler fiyat olarak da daha pahalıdır. Hayır, kesinlikle yanlış.
Evet, dördüncü sorudayız. Haberleri dinleyen Türkay dinlediği haber ile aşağıdakilerden hangisine ulaşır? Kışın toplanan ıspanakla yazın toplanan ıspanak arasında vitamin açısından fark saptanmıştır. Ispanak yememeliyiz hayır. Bütün meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeliyiz. Evet. Mevsimi dışında yetişen sebzeler daha yararlıdır. Hayır. Dördüncü soru beşinci olacak. Evet, beşinci sorudayız. Yukarıda verilen sebzelerden kaç tanesi kış sebzesidir? Karalahana kışın yetişir. Havuç kışın yetişir. Karnabahar kışın yetişir. Ama bal kabağı yazın yetişir. Yaz mevsiminde yetişir. Yani ilkbahardan ekmeye başlarsanız 1, 2, 3 tanesi olacak. Evet. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yaz mevsimidir? Dedemin bahçesindeki kiraz ağacı meyve vermeye başladı. Anne pazardan aldığı ıspanakları börek yaptı. Kış. Ninemin bahçesinden pırasa topladı. Pırasa da bir kış sebzesidir. Ispanak kış sebzesi, pırasa kış sebzesi ama A şıkkı kiraz yaz meyvesidir. Yukarıda verilen kıyafetlerden hangisi hangi mevsimde giyilmelidir demiş, pardon. Mayo giyiyorsak, şapka takıyorsak, şort giyiyorsak, kısa kollu giyiyorsak tabii ki yaz mevsiminde olmalıdır. Yukarıda verilen kıyafetlerden hangi mevsimde giyilmelidir? Eldiven, şapka ve bere var, montumuz var. O zaman biz kış mevsimindeyiz demek ki. Aşık olacak. Evet, Çiğdem aşağıdaki kıyafetlerden hangisini giyerse mevsime olmuş, yanlış yazılmış. mevsime uygun giymiş olur. Bu mevsimde karpuz, kiraz, şeftali gibi meyveler bol ve tazedir. Karpuzun, kirazın, şeftalinin yetiştiği yaz mevsimidir ve yaz mevsimi kıyafeti de budur. Evet, 10. ve son soru. Son testimizin son sorusu. Aşağıdakilerden hangisi yağışlı havalarda giyilmesi gereken kıyafetlerdendir? Yağmur yağıyorsa, yağışlı varsa o zaman yağmurluk giyersiniz. Evet, bugünkü testlerimiz de bu kadar. Sonraki testlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.